Burası sürgücü. Bu da sürgücüden geçen bir akarsu ya da nehir. Şu an içerisinde bulunduğum yapı ise eski bir değirmen. Şöyle geçelim içerisine. Kapı da bayağı eski. Bu değirmen kaya oyularak inşa edilmiş. Şu an tek parça kaya var. Sadece üst tavan sonradan eklenmiş. Normalde ana gövde tamamen kayadan oyularak yapılmış. Biraz karanlık tabii. Şöyle yaklaştırayım. Şu gördüğünüz ise değirmen taşı. Akarsudan su yönlendiriliyordu arka taraftan. Şu arkadan geliyor bir kanal var. Şuradan gidiyor tekrardan şu gördüğünüz tünelden akarsuya akıyordu su. Ve o suyun kuvveti bu üzerinde bulunduğum değirmen taşını döndürüyordu. Böylelikle hem bu köy hem de çevre köyler buğdaylarını ya da işte arpalarını getirip burada öğütebiliyorlardı. Un ihtiyacını karşılayabiliyorlardı. Gerçekten çok güzel bir yapı ama yıkılmaya yüz tutmuş. Herhangi bir bakım ya da koruma altına alınmadığı için bu da diğer birçok yapı gibi maalesef yıkıldı, yıkılacak. Şöyle biraz gezelim burayı. Şurada da küçük bir mağaracık var. Bu da kayaya oyularak yapılmış ama şu an giremiyorum çünkü yeterli ışık ekipmanım olmadığı için. Şurada da küçük başka bir odacık var. Yine tek kaya burası. Şöyle kapıyı göstereyim tekrardan. Şurada değirmen taşı. Değirmenin ana binası, ana yeri. Küçük odacığa gireyim. Burası da aynı şekilde kayanın devamı. Burada bir küçük kapı daha var. Buradan çıkayım o zaman. Of, sırtımı çarptım tabii biraz. Şöyle çıkıyorum. Evet. Şurası da sürgücünün tarihi köprüsü. Yine az önce ilk çekim yaparken gösterdiğim akarsu ya da nehir. Bu da işte tarihi değirmen. Bu kısım tamamen yıkılmış ne yazık ki. İki giriş ya da çıkışı var. Umarım bir gün koruma altına alınır da tamamen yıkılmadan burası insanların görebileceği bir şekilde bir ziyaret mekanı olarak kalır diye umut ediyoruz ama maalesef. Şuradan ineyim bir. Az önce değirmen taşının üzerindeyken dedim ya suyun tahliye olduğu kanal. O da burası. Şuradan su tekrardan akarsuyla birleşiyor.